Herkese merhabalar. Bugün sizlere Fiat Medof'tan sesleniyorum. Bildiğiniz gibi uzunca zamandır beklediğimiz Fiat'ın yeni Egea'sı ile tanışmak için onun lansmanına gideceğiz. Lansman Alaçatı'da gerçekleşecek ve Fiat'ın yeni Egea'sı ile tanışacağız. İsterseniz şimdi test sürüşüne gidelim. Sonrasında tekrar Fiat'ın Medof bayisine geleceğiz ve buradan Egea'nın satışı ile ilgili çok ama çok önemli detayları öğreneceğiz. Şimdi test sürüşüne gidelim. Evet, İstanbul'dan Medos Otomotiv'den Alaçatı'ya yeni Egea ile tanışmaya geldik. Burada modelin lansmanı gerçekleşiyor. Burada modelin detaylarına çok daha yakından bakacağız. Tasarıma bakarsak eğer özellikle Fiat bu otomobilin bir İtalyan olduğunu belli etmesini istemiş tasarımda ve ciddi anlamda hani tasarımıyla göze hoş gelen bir tarzının olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü bir görünüm var ve dinamik hatların da otomobili sportif bir hava katında mutlaka belirtmeli. Ön farlardan arka stoplara kadar uzanan bir çizgi görüyoruz. Özellikle bu gibi iç ve dış bükeylerin olduğu yan profilde, arka profilde, ön profilde çok fazla kıvrım var. Bu gibi kıvrımlar modele kesinlikle çok dinamik bir hava katmış durumda. Evet, içinde ilk tanışmayı gerçekleştiriyorum. Sürüş pozisyonuna bakalım hemen. Güzel. Direksiyon ve koltuk güzel opsiyonlar sunabiliyor. Baldır desteği sınıf standartlarında. Yani bu konuda zaten çok büyük bir beklentim yok ama belki biraz daha iyi olabilirdi. Ancak genel itibariyle ben sürüş pozisyonunu beğendim. Ve burada bir Fiat modelinde aslında çok da fazla görmediğim bir detay. Benim zaten hep çok iyi biliyorsunuz hoşuma gidiyor bu. Yüksek konumlandırılmış konsol ve konsolun genel olarak kalite algısında hiç fena olduğunu söyleyemem. Genelde bakıyorum özellikle bu kısımda yumuşak malzemeler kullanılmış ve bundan dolayı da kalite algısının yine hani bu ligdeki rakipleriyle kıyasladığımız zaman 301 Rapid, Clio, Sembol gibi rakipleriyle kıyasladığımız zaman yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim yeni Egea'nın. Modelde sunulan eşya gözleri de yeterli. Toplamda 12 litreye varan bir eşya gözü hacmi söz konusu. Vites önünde bir göz, arkasında 2 bardaklık ve standart olarak sunulan kolçağımızın için genişliği de yeterli ve kolçağın ileri geri ayırı da yapılabiliyor. Bir de yükseklik ayırı da yapılabilse çok daha mükemmel olurdu bence. Hacim konusunda Egea'nın ön tarafında bir sorun yok ve Fiat'ın söylemiyle de arka tarafta sunulan baş ve diz mesafesi bu sınıftaki en iyi hacimlerden birine sahip. Arkada kolaylıkla şaft tünelinin olmayışıyla da birlikte 3 kişi için yer söz konusu ve bunlara ek olarak da modelin 520 litrelik bagaj hacmi de oldukça iddialı bir noktada. Burada Fiat özellikle belirtti, 5 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekrana yer vermiş ve bu ekranın kullanımının kolay olmasına özen gösterilmiş. Çok fonksiyonel, çok fazla fonksiyonu içinde barındıran bir ekran yerine burada biraz daha kullanımı kolay sayılacak bir ekrana yer vermiş. Göstergenin ortasındaki ekrandan da birçok sistemi, otomobilin yol bilgisayarını, multimedya sistemlerini kumanda etmeniz mümkün olabiliyor. İçeride sunduğu, önde sunduğu baş ve diz mesafesi, işte içeride sunduğu eşya gözleri, 520 litrelik bagaj hacmi ile model ciddi anlamda hani kompakt sedan ligindeki birçok rakibini zorlayacak bir potansiyele sahip. Ancak çok çok onlar kadar kompleks olmayan işte ne bileyim teknolojik ekipmanları, donanım seviyeleri yok bu otomobilde yeni Egea'da. İşte bundan dolayı da özellikle fiyatlandırma konusunda onlara nazaran biraz daha avantajlı Fiat'ın yeni Egea'sı. Ben şu anda Egea'yı 1.10'da 3 litrelik dizel motorlu versiyonunda kullanıyorum. Bu motor 95 beygir güce ve 200 Nm tork değerine sahip. Modelin özellikle bu motorla aynen Linea'da olduğu gibi çok popüler olacağını düşünüyorum. Bu arada Linea'nın satışları da devam edecek. Bu motorla birlikte Egea 11.7 saniyede 0'dan 100 km'ye hızlanabiliyor. Bu 0-100 değeri ve arı hızlanmalar Fiat'ın söylemiyle Linea'dan biraz daha iyi. Çünkü boyutların biraz daha Linea'ya büyük olmasına rağmen model toplamda 80 kg aynı motor ve şanzıman kombinasyonunu ele aldığımız zaman toplamda 80 kg daha hafif hale gelmiş durumda. Biraz daha uzun süreli bir test sürüşünün ardından yeni Egea'da en fazla hoşuma giden detaylardan birisi bir Fiat modelinde çok fazla görmediğimiz oldukça iyi düşünülmüş ve iyi ayarlanmış sürüş pozisyonu opsiyonu. Yani burada koltuğun oldukça aşağı indirilebilir olma opsiyonu ve direksiyonun da size fazlasıyla derinlik ve yükseklik opsiyonu sunabilmesinden dolayı burada kesinlikle mesela bir Linea'ya göre çok daha güzel bir sürüş pozisyonu opsiyonu söz konusu. Ve bütün bunlara ek olarak da tabii ki konsolun biraz daha yukarı konumlandırılmış olmasından dolayı İtalyan sportif otomobilleri çağrıştıran bir
sürüş algısı vermeyi de bu disiplinde başarabiliyor model. Tabii burada lansman sürecinde bu bir iş dizelle çok fazla bir vakit geçirme şansım olmadı. Ancak buna rağmen hani bu motorun özellikle ekonomi anlamında çok çok iddialı olduğunu bilmemden dolayı burada da yeni Egea'da da neler yapacağına dair merak etmemden dolayı bir karmates tüketimine baktım. Ben burada bu lansman sürecinde çok aşırı böyle hani performanslı bir kullanım yapma şansımız olmadan bu otomobile kolaylıkla 5.2 litrelerde dolaşan bir karmates tüketimine imza atabildim. Model süspansiyon yapısıyla da lineayı kullananlar bilirler. Ona yakın bir karakteristik size sunuyor. Daha çok konfor odaklı bir karakteristik var yeni Egea'da. Yani burada otomobili özellikle biraz zorlamaya başladığınız durumlarda gövde sanımlarının oldukça fazla olduğunu görüyorsunuz. İşte bundan dolayı da burada bu otomobile performanstan ziyade konfora odaklı bir sürüş ayarlanmış. Yani çok sert olmayan süspansiyonları, biraz böyle yanal eğilimleri seven gövdesinden dolayı modelin konfor anlamında eli oldukça güçlü. Yani çukur ve benzeri geçişleri çok çok derin olmayan ama altını çizmek gereken nokta bu. Oldukça güzel bir şekilde emebiliyor süspansiyonlar. Limitlere çıktığınız zaman da hani bu yumuşak yapısından dolayı gövde sanımlarının başladığı an özellikle kayma eğilimlerini anlayan elektronik sistemler, ESP gibi sistemler çok çok böyle işler karışmadan yani neredeyse otomobili hiç kayma eğilimine sokmadan elektronik sistemlerin direkt olarak müdahalelerinin geldiğini görüyorsunuz. Ben bu tarz yepyeni projelerde ve günümüzde artık 2015 yılında çıkmış bir otomobilde özellikle yalıtım konusuna çok fazla dikkat ediyorum. Çünkü benim için mesela sürüş konforunu özellikle İstanbul gibi bir metropolde en fazla olumlu yönde etkileyen etmen yalıtım konusu ve bu konuda hani bu otomobil üzerine düşeni bence yapabiliyor. Mesela bir kompakt legindeki rakiplerle kıyaslandığı zaman onlar kadar etkileyici bir yalıtım söz konusu değil. Fakat rakibi olduğu işte 301'dir, C50'dir, Clio Sembol'dur bu gibi rakiplerle kıyaslandığı zaman yalıtım konusunda üzerine düşeni yeni Egea'nın yapabildiğini mutlaka belirtmeliyim. Motordan da özellikle böyle üst devirleri çevirmeye başladığınız zaman çok aşırıya kaçmayan, kabul edilebilir düzeyde bir ses geliyor kabine. 1.3 dizelden sonra 1.6 dizeli kullanıyorum. Bu motor 120 beygir güce ve 320 Nm tork değerine sahip. Egea kesinlikle 1.3 dizele göre çok daha güzel bir performans veriyor. Bir kere 9.7 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkabiliyor ki bu motorla ilgili önemli bir haber de şu. 1.3 dizeller arasında çok büyük bir fiyat farkı yok. Yani yaklaşık olarak 3.500 liralık bir fiyat farkının siz daha çok daha güçlü bir motoru Egea'da tercih edebiliyorsunuz ki bence bu motorla almak modeli çok daha mantıklı olacaktır kesinlikle. Çok daha farklı bir karakteristik söz konusu burada. Sürüş keyfi daha yüksek. Motor karakteristik olarak bir dizel olduğunu net bir şekilde belli edebiliyor. Sadece alt devirlerde hani 1000 devir bandı civarında ben biraz daha hani güçlü olmasını beklerdim bu tork değerinin, 320 Nm tork değerinin biraz daha aşağılardan itibaren devreye girmesini isterdim. Ancak 2000'den sonra özellikle direkt olarak canlanıyor. Bu canlı karakteristik, bu güçlü yapısını 2000 devir bandından sonra size daha fazla hissettiriyor. Egea ile ilgili önemli haberlerden birisi ise bu sedan karoserli versiyonun haricinde 2016 yılında modelin karşımıza hatchback ve station karoserli versiyonları da çıkacak. Ve bu motor ile de 6.1 litrelik bir karmates tüketimine imza attım. Tabi buraya gelmişken en çok merak ettim bu iki motor kombinasyonuna hani bakmak istiyordum. Yeni Egea'yı otomatik şanzımanla 2016 yılı itibariyle alabileceksiniz. Ancak benzinli versiyonu Ocak ayından itibaren otomatik şanzımanla alabiliyorken dizel versiyonu yani 1.6 dizel versiyonu 2016'nın ikinci yarısından sonra otomatik çift kavramlı otomatik şanzımanla alabileceksiniz. Evet, tekrar Medios Fiyat'tayız bahsettiğim gibi. Yanımda Tuncay var. Tuncay merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Erhan. Yine biz 500X ve Doblo'yu birlikte zaten anlatmıştık seninle. O videoya takipçilerimiz isterse bu videonun sağ üst köşesindeki i butonundan kolaylıkla erişebilirler. Ayrıca bu videonun açıklama kısmından da o videolara ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatmakta bence fayda var.
Evet, son dönemde özellikle takipçilerimizin de size Medyasuite'a çok fazla ilgisinin olduğunu biliyoruz. Bize yapılan bildirimler, geri bildirimler bu şekilde. Ne gibi güncellemeler var? Onların da merak ettiği belki gelişmeler vardır sizin kanadınızda, sizin tarafınızda. Bunları öğrenmek isteriz senden. Doğru diyorsunuz. Ben öncesinde Doblo'da Beşiktaş'ta zaten beraberdik. Evet. Kısaca istiyorsanız Medos'tan bahsedeyim. Medos 2009 yılında İstanbul Kartal'da kurulmuş bir firmadır. ASM Otomotiv olarak da 20 yıl aşkınlık bir tecrübeyle şu anda faaliyetlerine devam ettiriyor. Bünyesinde şu anda dünya otomotiv markalarını barındıran bir firmadır. Buna rakamsal olarak bir değer vermek gerekirse müşteri memnuniyetine çok önem veren bir firma. Grup olarak buna çok önem veriyor. Rakamsal olarak grup olarak ağırladığımız servis ziyaretçim şu anda 60 bin üzerinde. Medos fiyat olarak da sadece bu yıllık olarak 9 bine yakın. Dediğim gibi bu grup olarak müşteri memnuniyeti açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buna ilk olarak gelişmelerden bahsedeyim istiyorsanız. Grup olarak 2014 yılındaki satışlarımızdan dolayı Türkiye'nin en iyi markalarının belirlendiği Fortune ve Capital 500'de yer almış bulunmaktayız. Bunda da katkısı olan tüm müşterimize, minnettarımıza ve saygılarımızı sunuyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum çok yakında buraya gelmiş olacak Ege'ye. Doğru. Henüz showroomlarımız da yok. Gelecekler. Bunda müşterilerimiz zaten Facebook'ta Medos fiyat olarak bize ulaşabilirler. Bu zaten açıklanacak. Evet. Çok rahatla gelip bu araçlarını sizler gibi test etmek isteyecek olan bütün müşterimizi bekliyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olacağımızı bilsinler. Yani sosyal medya hesaplarınız üzerinden testler başladığı zaman oradan bildirilecek zaten. Yakın zamanda hani öngörülen de bir önümüzdeki ayın ortasında zaten bu açıklanmış olacaktır. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm ziyaretçilerimiz şu anda bizi takip etmeleri için Facebook'ta Medos fiyat olarak bizi takip etmelerini istiyoruz. Biz de zaten bu videonun açıklama kısmından da bahsettiğin gibi otomobilin gelişiyle ve diğer güncellemelerle ilgili bu videonun açıklama kısmından mutlaka paylaşıyor olacağız. Peki Egea'nın motor seçenekleriyle ilgili senden bilgi alsak? Onu şöyle özetleyeyim. İki tane benzinli seçeneği, iki tane dizel seçeneğiyle gelecek olacak. Kasım ayında zaten bunları tam olarak deklare edilmiş olacak. Evet, otomatik şanzımanlarda bu motorlar tercih edilebilir. Tabii ki. Özellikle 1.6 benzinli otomatik gelecek. Tam otomatik olarak gelecek hem de. Evet. Dizel yine aynı şekilde otomatik seçeneği olacak. İlk başta 1.395 beygir ve 1.6 beygir dizel seçeneği olacak. Evet. Ondan şöyle kısaca bir özet verelim. 500X testinden dolayı müşterilerimiz biliyor olacaklar. 500X'in üzerinde bulunan 120 beygirlik dizel motor seçenek Egea'nın üzerinde de olacak. Evet Tuncay, değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Buraya erişim için takipçilerimiz nasıl yollar izleyebilirler? Çok rahat. Yerimiz çok müsait bir yerde. İstanbul Kartal Anadolu Adliye Sarayı vardır zaten. Direkt karşı tarafında kalıyoruz Kadıköy istikametine doğru. Metro ile ulaşım da çok müsait. Adliye durağında indiklerinde kuzey yan yol tabelasından çıkan tüm müşterilerimiz direkt bize ulaşabilecek durumda var. Gerek yeni gelecek araçlarımızı, gerekse tüm fiyat model araçlarımızı incelemek için showroomlarında hepsini herkesi davet ediyoruz. Teşekkür ettik. Değerli bir gerisin sana da. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Noktasındayız. Porsche GT3 911 GT. Wow! 9000 devire kadar 475 beygiri çevirmeme izin veriyor bu otomobil. Muhteşem bir imbeler.